Akrones Kayıt Başlasın programını sunar. Efendim, önce 14 Mayıs dedik, şimdi seçim 28 Mayıs'a. 28 Mayıs'a da artık 3 gün kaldı. 3 gün sonra pazar günü Türkiye Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci kez sandığa gidecek. Bu sandık çalışmaları da AK Parti yoğun bir şekilde çalışıyor. 14 Mayıs öncesi nasıl bir çalışma varsa şu anda BK'da daha da fazlası. AK Parti'nin de rehavete kapılmak yok, onu görüyoruz. Bugün de konuğumuz zaten AK Parti milletvekili Sayın Ali Özkaya. Sayın Özkaya da 14 Mayıs'a kadar yapılan çalışmaların haricinde 14 Mayıs'tan sonra neden ekstra çalıştılar? Çünkü belli bir banda çıkmışlar ve rehavete de kapılabilirlerdi. Piyasada böyleydi. Halk arasında rehavete girecekler vardı ama girmedi. Bunu konuşacağız. Osman efendim, kayıt başlasın. Sayın Özkaya, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz değilsiniz İsmail Bey. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diyorum size, bütün seyircilerimize ve bu güzel stüdyoda muhteşem haline aldı yeni kanal. İlk programımızda sizde, evet. Haber merkezi önünde yapmıştık. Burada tadilat vardı. Sayın Kadir Sayın, stüdyomuza bizim istediğimiz şekilde daha güzel bir program yapmamız için bize sağ olsun her türlü imkanı sunuyor. Biz de onun bu bize sunmuş imkanlarla güzel programları kanal izleyicilerine izletmek istiyoruz. Efendim, rehavete girecek dediler. AK Parti için girmedi. Giremez. AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kuralı var. Aşk ile çalışan yorulmaz diyor. Ve bugün Mamak'taki programda da çok güzel gencecik bir kız çocuğumuz sabahleyin diyor kendinden gitmiş, kuaföre hazırlanmış. Tayyip Dede dedi diyor, siz hiç yorulmuyor musunuz? O da ben sizin gibi güzel çocukları gördüğümde hiç yorulmam. Hakikaten bu önemli. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın milletini sevmesi, milleti için gece gündüz koşturması, çalışması, onun arkadaş olan bizlere de yakışan budur. Biz de hiç yorulmadan, hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Elbette ki biz de insanız. Sonuç itibariyle vücut olarak yorulacağız ama dinleneceğiz ve tekrar koşmaya devam edeceğiz. Şu anda dinlenme vakti değil diyorsunuz. Yok, hayır. Şu anda bizim vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz ve seçim sürecini en iyi şekilde tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah %55 ve üzerinde bir oyla tekrar makamına oturtacağız ve ondan sonra da Türkiye hızlı bir şekilde normal gündemine dönecek, normal gündemine odaklanacak. Peki Sayın Özkaya, Afyonkarahisar'la mesajlarınızı ilerleyende kadar alacağız ama benim merak ettiğim son 2-3 gün içerisinde Türkiye siyasetinde olağanüstü bir hız var. Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini açıklaması, bugün Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi Genel Başkanı'nın Millet İttifakı'na destek vereceğin açıklamasında var. Sinan Oğan'dan hiçbir zaman Cumhur İttifakı'nın söylemlerine, değerlerine ters çıkacak söylemleri Cumhurbaşkanı adayı sürecinde görmedik. Ama Sayın Özdağ'ın bu süreçte Cumhur İttifakı, bugün Millet İttifakı'nın savunduğu çoğu şeye muhalifti. Nasıl oldu da bir gün içerisinde buraya girdi? Artı bugün sosyal medya hesabında o 28 Mayıs sonrası İçişleri Bakanı olarak şunları yapacağım diyor. Bakanlık koltuğunu almış ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısından da şu var, günün şakası diyorlar ama bunlar aynı sofradalar. Tabii bunlar Bremen mızıkacıları. Her kafadan bir ses çıkıyor. O kadar perişan bir vaziyetteler ki tuşların hepsine birden basıyorlar. Kılıçdaroğlu kaybettiğini net bir şekilde gördüğü için artık her şeyden medet ummaya başladı. Dün ne diyordu Ümit Özdağ? Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye'de iç savaş çıkar. FETÖ gelir, PKK gelir, bir felaket olur. Ağzına gelen her türlü kötü sözü söylüyordu. HDP'li hiçbir şekilde bırakın yayına, adıyla yayına gelmem diyordu. Ama bugün hem Ümit Özdağ'ın taraftarları hem HDP'nin taraftarları birbirine tıpış tıpış gidip oy verecekler. Bunu yarın göreceğiz. Çünkü sonuç itibariyle yukarıdaki kuklanın oynatıcısı bir uluslararası emperyalizm. Bu emperyalizm herkesi bir yerinden tutmuş ve buna göre de yönlendiriyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin Ümit Özdağ'la ilgili bir açıklaması vardı biliyorsunuz. O sözün herhalde bugün bir kez daha
tecelli ettiğini görüyoruz. Ama takdir kendilerinin, yani kimin kiminle ortak olduğuna biz bakmıyoruz. Biz bir tek şeye bakıyoruz. Aziz milletimize bakıyoruz. Aziz milletimizin ne dediği önemli. Onun değerlendirmesi önemli. Onun tespitleri önemli. Milletimizin mesajını Sayın Meral Akşener kısmen algılamış. Ne diyor? Bizim diyor Millet İttifakı'nın diyor HDP ile PKK ile bu kadar yan yana olduğunu milletimizin düşünmesini anlayamadım diyor. Ben de günaydın diyorum. Niye anlayamadınız ki? Sayın Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılması ile ilgili bir cümlesi çok önemli. Ben de ilk günden beri aynı şeyi söylüyordum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başını, devletin ve milletin bütünlüğünü, birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı'nı eğer PKK terör örgütünün bütün elebaşları bu kişiyi seçin diyorsa, bu kişi bize refah verecek, bu kişi bize nefes aldıracak, bu kişi bize özgürlük sağlayacak, bu kişi bizim hedeflerimize bizi yaklaştıracak diyorsa, Pensilvanya'daki terörist başı papaz ve ekibi bunları söylüyorsa, o zaman kendisine Türk milliyetçisi diyen bu memleketi, bu millet sevenin bir dakika düşünmesi lazım. Ya ben neredeyim? Kimlerle yan yanayım? Kiminle beraberim? Niçin beraberim? Benim bir kişiye olan kızgınlığım, öfkem, kinim bu millete, bu devlete bu kadar açık, aleni bir düşmanlık yapmaya imkan verebilir mi? Tayyip Erdoğan'a kızdım, AK Parti'ye kızdım veya Sayın Devlet Bahçeli'ye kızdım diye benim bu kadar savrulmam gerekir mi diye düşünmesi gerekirdi. Düşünmediler. Millet sandıkları onlara düşündürttü onlara çok net bir şekilde. Düne kadar Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenler bana oy verecek. Kavala'ya özgürlük isteyenler bana oy verecek diyordu. Efendim özellik vereceğim size diyordu. Her dediğinizi yapacağım diyordu. İşte Sırrı Süreyya Önder diyor ki bugün anlaştık diyor. Yaptı. Bize taahhütleri var diyor. Bize taahhütleri var diyor. Anlaştık diyor. Anlaştıklarını tarihte hiçbir şey gizli kalmaz. Her şey net bir şekilde ortaya çıkar. Ne anlaştıklarını da yarın tarih yazar. İyi bir şey anlaşmadıkları besbelli. Bu milletin menfaatine bir konuda anlaşmadıkları belli. Bu milletin huzur ve sükununa anlaşmadıkları belli. Anlaştıkları konu terörden medet ummak, uyuşturucu baronlarının parasından medet ummak, iktidara gelmek için, koltuğa ulaşmak için makyavelizmin bütün araçlarını yerine getirip hedefe varmak için her yol mübah diyorlar. Bu yol doğru değil. Peki Sayın Üskaya, mesela siz bu söylemlerden, satır başlarından algılayabiliyorsunuz. Çoğu kişi de vatandaş bunu algıladı mı? Çok net algıladı. Ben bir defa yani 14 Mayıs'tan İsmail sonra Bey, satır başlarında çok başlıklar İsmail var. İsmail Bey, ben hep ne söyledim burada? Ben bu milletin ferasetine hep güveniyorum. Ben bu milletin arifliğine hep güveniyorum. Ben bu milletin vicdanına, agahlığına, maveranın arkasını görmesine çok güveniyorum. Bu millet tarihin çok sillelerini yemiş, çok badireler atlatmış, imparatorluklar kurmuş, imparatorluklar yıkılmış, acılar çekmiş, ızdıraplar çekmiş bir millet. O nedenle de gelecekleri çok net bir şekilde okuyabiliyor. Siz terörle şöyle ufacık bile yan yana geldiğinizi, yaklaştığınızı, ona sıcak davrandığınızı, sempati gösterdiğinizi, ona yol verdiğiniz gördüğü an bütün ayarları bozuluyor ve hiç gözünüzün yaşına bakmıyor. O zaman diyor ki bir dakika dur, haddini bil. Benim devletim çok kıymetlidir. Evet, devlet teorik olarak kutsal değildir. Ama devletin sağladığı o huzur iklimi, güvenlik iklimi, birliktelik iklimi, devletin varoluşsal amaçları kutsaldır. Kutsal olan insanı bu coğrafyada huzur içinde bulundurabilmek işte o devlet aygıtıyla oluyor. Bizim atalarımız ne diyordu? Dini devlet. Din yaşanacaksa devlet şart. İnsan özgür olacaksa devlet şart. İnsan inançlı olacaksa, mülkiyet hakkına sahip olacaksa, ırz ve namusu, malı, canı, emniyeti olacaksa devlet şart. Bu devletine halel geleceğini düşündüğü an o zaman kimseyi gözü görmüyor ve bizim milletimizin irfanı bu okumuş cahillerden 10 kat daha fazladır. 10 kat fazladır. Onların diplomalarını yani 100 kere üst üste koyar ve bir kere daha okutur onları. Peki Sayın Üskar, şimdi 14 Mayıs öncesi şu söylemler vardı. Sandıkları çalacaklar, çalınmadı. Elektrikler kesilecek, kesilmedi. O olacak, olmadı. Her şey bu olacak, hayal. Oldu. Karşımızda. Hayır, şuraya geleceğim efendim. Şimdi şu var. Bilhassa sosyal medyada
bu tür kesimin, özellikle Millet İttifakı'nın bot hesapları oldukça fazla. Evet. Yemin edilmesinin, mecliste yemin edilme töreninin 28 Mayıs sonrasında bırakılması, diyorlar ki Hüdaparlarla çıkacak krizi 28 Mayıs öncesi yapmamak için biliyorlar böyle olacağını, bu yüzden yapmadılar. Şimdi çak olan kısım bu. 28 Mayıs'ta cuk mu olacak bu? Şimdi ben dün de basın toplantısında Afyonkarahisar basın mensubu bana söyledim. Bu memlekette PKK terör örgütünü, onun siyasal uzantılarını ilk defa mecliste koyan parti CHP'dir. 20 Ekim 1991'de yapılan ve Erdal İnönü ile Süleyman Demirel'in koalisyon kurduğu bu hükümette SHP listelerinden o günkü HEP, Halkın Emekçi Partisi miydi her neyse, o parti iktidara girdi. Leyla Zanalar, Sedat Doğanlar, Yurttaşlar, Sırrı Sakıklar vesaireler ve o gün o yemin krizini tarihimizde ilk defa yaşatan SHP'dir. Erdal İnönü'dür ve bugünkü CHP'nin babasıdır. Bu yapıyı bugüne getiren, bugün yine onlarla ittifak ederek meclise tekrar taşınmasına vesile olan, elbette ki efendim işte bizim şu kadar oyumuz vardı geldik. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı meclise kanunu değiştirip %7'ye indirmeseydik seçim barajını, %10'da kalsaydı meclise de giremeyecekler. Üç partili bir meclis olacaktı. Üç partili bir meclis olacaktı. AK Parti, MHP ve CHP'den. Ve biz çok daha açık ara önde olacaktık. Biz istiyoruz ki demokratik temsil sağlansın. Ülke huzur etsin. Hüdapar'ın kaç milletvekili girdi? Dört. Dört. Dördü birden açıklama yapıyor. Kardeşim bizim ne genel yemin metniyle. Genel başkanlığı diyor. Ha. Bizim terörle diyor. Bir bağlantımız yok diyor. Bir ne yemin metniyle, ne yeminle bir sorunumuz yok. Biz gireceğiz ve mevcut metinde yemin edeceğiz diyor. Bunu kim diyor? Hayali CHP. Hayatı iftiradan, yalandan, provokasyondan, kasetten, montajdan ibaret bir yapı söylüyor. Hiç doğruyu söylemeyen, sürekli yalan söyleyen bir yapı söylüyor. Kendisi terörü meclise sokan parti, teröristlerin birçoğunu terörist başının avukatını getirip meclise sokan parti, bize milliyetçilik, vatanseverlik duyarı kesiyor. Yarın cezaevinden birini daha çıkaracağız. Yeşil Sol Parti ile girenler, onlar devlet. Çıkar. Onlar tabii sonuç itibariyle mazbatası düzenlendiğine göre ve kesinleşmiş bir mahkumiyeti olmadığına göre çıkacak. Ama yargılama devam eder. Hüküm verilirse Anayasa 14 ve 84. madde gereğince de dokunulmazlık ve dokunulmazlığa gerek kalmaksızın 14. madde kapsamına giren suçlar olursa bu yargılama ayrı bir fasılda devam eder. Ama bunları yine tartışma konusu yapacak parti CHP'nin ittifakçısı, ortağı HDP. Şimdi Sayın Özkaya, şimdi 14 Mayıs sonrası ortaya Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla Milliyetçi Hareket Partisi oylar yükseldi, MHP söylemleri var. Bilmem ne söylüyor. Ortaya karışık söylemlerle çıkıyor bu sefer de. Yani 14 Mayıs'ta şey, tamamen tersine bir şekilde. Az önce dedim ya, milletten tokadı yediler, felekleri şaştı. Millet dedi ki bak, terörden uzak dur. Bu milletin değerleriyle alay etme, hakaret etme. Ha, o zaman hemen dediler ki bizim yeni bir mota bilmemiz lazım. Kazım Karabekir'in dediği gibi hava o kadar pustu ki şeytanların hepsi diyor kuzu postu giymiş kurtlarla ortalık karışıyor. İşte efendim ben onlara diyorum Beyoğlu Yıkacakları Başkanı Asena gibi Türk bayrakları, Osmanlı bayrakları vesaireyle dolaşıyorsunuz. İş işten geçti. Millet fotoğrafı çekti, size notunu verdi, algısını oluşturdu, kararını verdi. Peki 14 Mayıs'ta kendilerini başarı atlettikleri bir konu var ama. AK Parti'nin oyları düştü diye başarılı atlediyorlar kendilerini. AK Parti'nin oyunun gittiği yer neresi? Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve benzeri partiler. Zaten yani Cumhur İttifakı'nda Sayın Erdoğan'a oyda bir azalma yok. Yok. Toplamda aynı. Oyumuzda çok bir buçuk puanlık bir azalma var Sayın Cumhurbaşkanımızın. O da diğerlerini düşündüğümüzde ve dört aday olmasından mütevellit. İnşallah göreceğiz ki bu hafta sonu bu %55'i geçerek çok daha yüksek bir oyla geri geleceğiz. 14 Mayıs'tan sonra AK Parti kendi içerisinde bir çekilecek mi hesapları, hesabına? Hiç şüphesiz gitmemiz gerekiyor. Çünkü yani hiç şüphesiz ki biz de bizim sonuçta 44'ten 36'ya düşen bir oyumuz var. Elbette ki biz nerede hata yaptık, hangi konuyu eksik bıraktık
Hiç şüphesiz ki bizim de bir sürü insanız, hatalarımız var, yanlışımız var. Bunları yeniden düşünmemiz lazım. Hayatta bir ölüler, bir de deliler değişmez. Ölülerin ve delilerin dışında herkes değişir. Değişmesi gerekir. Değişmiyorsanız kendinizi bu iki gruptan birisine girip girmediğinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Peki bir de artık 14 Mayıs sonrası, pardon 28 Mayıs için söylemler var. Ama iş adamları da büyük bir beklenti içerisinde. Siz de takdir edersiniz. Yani ekonomik olarak işverenlerin de bazı talepleri, beklentiler var. İşverenler için ne yapacaksınız, ne diyeceksiniz? Bizim İsmail Bey, seçim biter bitmez en çok odaklanacağımız ve yoğunlaşacağımız alan ekonomi. İstihdam, üretim, enflasyon. Çünkü iş adamları güçlenmeyince ekonomi düzeyi. Bunun hepsini hızlı bir şekilde masaya yatırmamız, çok keskin kararlar almamız lazım. Tasarrufu artıran, üretime, istihdama yönlendiren. Krediler kapandı. Tabii. Krediler kapandı demeyelim de Merkez Bankası'nın ben o gece saat 11.30'dan 12'ye 5 galasıya kadar gece Merkez Bankası Başkanımızla, Ticaret Bakanımızla konuştum. İl Başkanımız, birçok arkadaşlarımız, kuyumcu esnafımız aramıştı. Ve sağ olsun Merkez Bankası Başkanımız yarım saate kadar tebliği bitireceğiz, geri alacağız demişti. Tabii CHP'nin bütün sosyal medyasındaki de bakıyorsunuz, bankalar kredi vermiyor, kredi kartı geçerli olmuyor, perişan oldu, battık, açlık, kıtlık, sefalet. Ne oldu? Bu insanlar Muharrem'in dediği gibi hakikaten şizofren, hakikaten hasta büyük bir kısmı. Yani memlekette bir kıtlık olsun, bir felaket olsun, depremler olsun, afetler gelsin, sel olsun, insanlar ölsün, yıkılsın. Sonra sanki sen ondan arisin ve AK Parti gitsin. Ya böyle bir hastalık olabilir mi? Böyle bir ruhi yapıyla yaşanabilir mi? Bu bir psikolojik bozukluk, patolojik vaka. Yani insanların kendisine biraz hakikaten çekici vermesi lazım. Ben hep söylüyorum, memleketi, evinize bir araç alırsınız, otomobil alırsınız, yeni mobil alırsınız, yeni bir ev alırsınız, mutlu olursunuz, huzur bulursunuz diye sevinirsiniz. Sonuçta biz insanız. Bunlar bu memleketin hiçbir zenginliğinden mutlu olmuyorlar. Otomobil yaparsınız, yok bu İtalya'dan gelmiştir. Doğal gaz bulursunuz, mümkün değil. Az. Sisteme öğretiniz, Putin, gazını veriyor, Putin alttan göndermiştir. Petrol bulursunuz, kesin öyle değildir. Marmaray yaparsınız, yok bu alttan sızdırıyor, yarın İçinde boğulur ölürsünüz. Köprü yaparsınız, bu köprü niye pahalı? Efendim, şehir hastanesi yaparsınız, yandaşı zengin etti. İki gün sonra pandemide şehir hastaneleri kurtarıcı olur. Biz öyle demedik ki, şehir hastanelerine karşı çıkmadık der ki. Yani olduğu yerde dönen, sürekli çark eden, yalan söyleyen, iftira atan bir yapı. Bazen üzülüyor ve acıyorum da. Ya diyorum, kendi kendinize bu kadar zulmetmeyin. Bu hastalıklı yapınız böyle öyle bir kin ve nefretle bakıyorlar ki. Niye deprem bölgesinde AK Parti'ye çok oy çıktı? Lanet olsun, ölün, az oldu size. Çok... CHP'li belediyelerin çoğu... Ya zaten yoktunuz siz, zaten yardım etmediniz. Siz kim, yardım etmek kim? Otellerden çıkarıldılar. Otellerden çıkarıyor. Ben, belediyeler çadırlarını topluyor. İl başkanımız, arkadaşlarımız, Afyon Belediyesi, CHP'li Hatay Belediyesi'nin, Hatay'ın valindeki tam göbek yeşil alanda 2 ay orada yemek çıkarttı arkadaşlarımız. Belediye çalışanlarımız soğukta, karda, kışta, kıyamette açıkta yattılar. Sırf oradaki insanlar yemek yesin diye. Ben CHP'nin bir tane belediyesini görmedim. Arkada Beşir Derneği vardı. Göbek'te de AK Parti Afyonkarahisar Belediyesi vardı. 10 gün sonra biz konteyner götürdük de arkadaşlarımız ilk defa bir sıcak mekanda yattılar, duş aldılar, lavaboya girebildiler. Yani CHP afet gününde lanet okur. Devlet yok, millet yok. İkinci gün zaten seçim kaygısına başladılar enkazın üstünde. Enkaz. Millet de gördü bunu. Dedi ki al Kılıçdaroğlu. Bir bardak su 2,5 lira İş Bankası hesabına yatırdı. Bu hakaret eğer birazcık alnasalar onlara 100 yıl yeter. Yanlış yapmaya. 100 yıl yeter ama ben anlayacaklarına da ihtimal vermiyorum. Çünkü onlar ya öyle kendilerini üstenci görüyorlar ki efendim benim oyum dağdaki çobanına bir mi? Vallahi dağdaki çobanın oyu senden daha kutsal diyorum bazen. Çünkü dağdaki çobanla öyle bir vicdan var ki bugün gezdik.
Emirdağ'ın dağ köylerine gittik. Demirciliğe gittik, Güveççi'ye gittik, Çaykışlı'ya gittik, Türkmen köyüne gittik. Nasıl güzel insanlar, nasıl tatlı insanlar, nasıl vicdan sahibi insanlar. %97 oy vermiş, iki tane CHP'ye gitmiş oy. Ya diyor, bu oyu bulmamız lazım diyor. Bizim köyümüzden nasıl olur da CHP'ye gider? İnsanımız gitsin, böyle böyle üzülüyor. Böyle diyor ki ya bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Bu kıyaslanır mı ya diyor. Bu kıyaslanır mı? Allah bunun hesabını sorar. İsmail Bey, lütfen etrafınızdaki insanlara bakın. Bugün gördüm eski bir milletvekili diyor ki her defasında bir lanet okuyarak oy veriyordu diyor. Bu defa zehir zıkkım olsun diye oy vereceğim diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin en az %50'si lanet okuyarak, beddua okuyarak, nefret ederek oy veriyor. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin en az %98'i, 99'u dua ederek, mutlu olarak, huzurlu, böyle büyük bir aşkla, şevkle, heyecanla oy veriyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Ben Allah'a hamdolsun diyorum ki ya Rabbi, böyle büyük bir liderin yol arkadaşı ettin bizi. Dün Bolvadin'deydim. Büyük bir coşkuyla bütün arkadaşlarımız hepsi aynı sevinçle, aşkla diyor ki Allah'a şükür ki Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz. CHP'lilerin sosyal medya hesaplarına bakıyorum. Kılıçdaroğlu'na beddua okuya okuya oy veriyorlar. Aradaki fark bu. Sevgiyle olan, muhabbetle olan, muhabbet iş olun. Sonuç alır. Sayın Özgür, dün biraz Afyon'a girelim istersen. Dün ben Sinan Paşa'ya gittim haber merkezime birlikte. Bugün Kanal 3 ekranında zaten Sinan Paşa'yla yapılan olduğumuz haberi yayınladık. Siz 14 Mayıs öncesi seçime bir veya iki gün kala bir program yapmıştık ve sıcağı sıcağına imzalar getirmiştiniz. Üç bakanın, Sayın Marank'ın, Sayın Nebati ve Sayın Dönmez. Ölmedi. Üç tane imzalı doğalgazla ilgili. Üç tane yatırımcı sözleşme imzalamış. Evet. Üç tane yatırımcıya yer teslim ettik ve paralarını yatırdılar. Paralarını yatırmışlar. Yani bir hafta içinde. Bir hafta içinde 46 milyon kamulaştırma parası yatırıldı. Şu yağmurlar olmasaydı yollar da aşmaya başlayacaktık. Allah'ın izniyle bugün Mayıs'tayız. Bir aksilik olmasa ben inanıyorum ki Haziran, Temmuz, belki Ağustos en geç fabrika temellerini atmaya başlayacağız. Sayın Erdal Başkan'la görüştüğümüzde zaten mütevelliyeti başkanı Sayın Valimiz, Sanayi Odası Başkanı, ilgilenen meclisi oradan var. Biz diyor yatırımcı seçiyoruz diyor. Evet. Ben bugün dedim Erdal Başkan'a. Yatırımcı yine seçiyoruz. Yine bir kıymetli iş adamı arkadaşımız daha bir makina üretimiyle ilgili yer tahsilinde talebinde bulundu. Bundan sonra bir dakika bekleyelim. Biz kamulaştırma işlemimizi çözmüş olduk. Altyapımızı inşallah bakanlığımızdan da yardım alacağız, yapacağız. Sonra bundan sonra seçeceğiz. Çünkü bizim doğalgaz yatırımcı neye bakıyoruz? Doğalgaza. Doğalgaz gelmiş. Doğalgaz gelmiş. Yollar, hızlı tren içinden geçiyor. Ankara, İzmir hızlı tren geçiyor. Hızlı treni geçiyor. Duble yolu geçiyor. Yakında otoyolu geçecek. Havaalanının yanında, limanlara yakın 6. bölge organize sanayi bölgesi. Türkiye'de bundan daha iyi bir organize sanayi bölgesi yok. Bir de başkanım sahiplenmeyi ben hoşuma gitti. Erdal Başkan'ın masasında sanki herkesin çocuğunun ya da torununun fotoğrafı olur ya. Evet. Erdal Başkan'ın masasında organize sanayi bölgesinin uydu fotoğrafı, plan bölmüş fotoğrafı, çocuğuna bakar gibi onlara bakıyor. Tabii bu Sinan Paşa ilçemiz bizim kalkınmadan yeterince nasibini almamış ilçelerimizden birisiydi. Hakikaten benim de 5-6 yılda çok ısrarla üzerine durdum. Gayret ettiğim bir yerde. Maalesef bir fren yapılıyordu belirli yerlerden. O frenlerin hepsini kırdık Allah'ım da olsun. Son 2 senedir artık herkes Sinan Paşa'nın mutlaka daha iyi olması yani gerektiğine. Yani 1-2 yıl içinde Afyonkarahisar'a bir 10 bin istihdam yaratırabilecek. 10 bin istihdam yaratır orası. Çünkü tekstil firması 1000 istihdam yaratacak. Diğerininki daha az ama yine böyle büyük istihdam yaratacaklar var. O firma aynı zamanda yeni başka yerlere iş verecek. Yani bu bir ekosistem düşünün. Dün Bolvadin'deydik. Bir emaya fabrikası vardı. Raşit Tabak Bey'in emaya fabrikası. 4 tane emaya fabrikası olmuş. Onun içinden yetişen arkadaşlar. Üreterek. Ya ne oldu? Orada çok ciddi bir birikim var. Know-how var. İnsan var. İnsan kalitesi var. Yetişmiş insan var. Bu Emirdağ'ı, Bolvadin'i emayenin üretim üssü haline getiriyor. İnşallah ya biri başkasını yapıyor, biri başkasını yapıyor. Başkan. Birbirine entegre olarak tabii Erdal Başkanım da, değerli kardeşim de, bütün heyeti de, İsmail Bey, Veysel Bey, ilgilenmiş üyelerimiz de
Bütün yönetimler, Nuri Başkan, eski belediye başkanımız, ilçe başkanımız hep beraber sırtlandık. Tabii Üstün Bey, Burhanettin Bey, valimiz, herkes, ama onlar oranın, ilçenin yöneticileri arz ediyorlar ki ilçemiz daha hızlı gelişsin. Haklılar. İnşallah onları da doğalgazı da getireceğiz. Beldelerimize vereceğiz. Dün evvelsi gün Büyük Kalecik kasabamıza gittim. Küçük Kalecik'e de gitmiştik. Orada %96 oy verdi. %96. Şimdi %98-99 nasıl yaparız diye uğraşıyor. Biz de dedik ki siz inşallah bunu yapın. Size iki büyük müjdem var. Onu da dedim seçimden sonra söyleyeyim diye. Gerçekten Büyük Kalecik'e ekstra bir şey yapmamız lazım. 28 Mayıs'ta söyledim, seçim sonrası bitmiş oluyor seçim. Önemli değil. Ben Büyük Kalecik'in her zamanki yapacağınız sözünü vermezsiniz zaten. Vermem Allah'ım olsun. Oradan da gece saat 11.30'da ilgili devlet büyüğümüzü aradık. O sözü aldık. Allah'ın izniyle Büyük Kalecik'imizi de o güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Oraya kanun çıkarttıktan sonra yani 30-40 bin lira olan 1000 metrekare bir arazi bugün 1 milyon liraya yaklaşmış. Çok güzel şeyler. Yapmamız gereken işler var. Onların tarihi sit alanı ile ilgili sıkıntıları var. İnşallah bunları hepsini adım adım Afyonkarahisar'ımızı büyütmeye, gelişmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Yapılacak çok işimiz var. Çok iş yaptık ama biz eserlerimizle övünmeyi, eserlerimizi yapmayı söyleyen bir iktidarız. Bizim de sonuç itibariyle görevimiz bitecek. Bittikten sonra geri döndüğümüzde ya Rabbi şükürler olsun şu hizmetlerin yapılmasına, şu eserlerin yapılmasına bizim de bir katkımız oldu diyebilmek en güzel şeydir. Çünkü bu gök kubbede hoş bir seda bırakmak bir siyasetçi için en önemli varlık sebebi. Şimdi o yorumları verdiniz de İhsani biraz farklı bir şekilde, gerçi İhsani yakından bildiğimiz için her zaman AK Parti oy çıkan ama belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. İhsaniye tabii... Ama orada bir döver faktörü var, bir kayan faktörü var, bir Gazlı Göl, bir Akören yayla balığı. Şimdi biraz farklı bir yapısı var. Şöyle söyleyeyim. Yerel siyasette doğru adayları tercih etmek çok önemli. Gelen siyasette insanlar Sayın Cumhurbaşkanı'na, partisine daha çok önem veriyor. İhsaniye hakikaten ben bazen takılırım. Diyorum ki bir gün eğer nüfusumu almak mümkün olursa Dinar'dan İhsaniye'ye taşıyacağım diye İhsaniyelilere hep söylüyorum ve öyle de bir muhabbetim var İhsaniye'ye karşı. Dün gittiğim bir başka dediler benim ki benim toprağım İhsaniye'dir. Annem İhsaniye'dir. Yani ya bizim diye. Buraya alın vekilim. Dedim ki yok. Eğer öyle bir imkan olursa İhsaniye'ye almak isterim diye. Allah nasip ederse önümüzdeki dönem İhsaniye'de bir organize sanayi bölgesi kurmak en büyük canlanması için orası. Oraya da ciddi bizim yatırımlar yapmamız lazım. Arkadaşlarımıza şimdiden çalışma yapmak üzere görev verdik. Birkaç iş adam arkadaşımız başlayacaklar, çalışacaklar. Afyon'umuzun yatırımdan her bölgesinin istifade etmesi lazım. Her bölgesini kalkındırmamız lazım. Ve İhsaniye'ye bu kış mutlaka doğalgaz yakacağız. Allah nasip ederse İhsaniye'den sonra da Gazlı Göl, Yaylaba, Kayıhan, Döer beldelerimizde de işte bir süreç içinde, bir iki yıl içinde inşallah doğalgazı yaygınlaştırmak istiyoruz. Tabii bu İhsaniye'de olduğu gibi ilçelerimizin tamamına, beldelerimizin tamamına en geç 3 senede hedefimiz, Allah nasip eder bir aksilik olmazsa, doğalgazı vermek. Köylerimizden de söyleyenler oluyor. Köylerimiz için şu geçen an bir şey demiyoruz. Geçen söylediğimizde bekliyoruz. Bir adım sonra. Yani bir metre de olsa bir köyse emsal teşkil etmesin diye yapmam lazım. Dedim. Evet, onu etmememiz lazım. Ne söz verdiysek o sözümüzün arkasında duracağız. Sayın Özkaya, şimdi şu var. Afyonkarahisar'da Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy çıkarır oranı belli. Afyonkarahisar'daki ilk 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşların rehavete kapılmasından endişeli misiniz? Ben bizim insanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızı seven insanlarımızın öyle bir endişesi olmaması gerektiğini anlıyorum. Dün hayır, kazanırız rehaveti diyeyim. Şöyle, çobanlardaydık. Hatta namazdan çıkınca caminin önündeki çınarın altında hacamcılarla biraz sohbet ettik. Ve dedim ki çobanlarda
çınarın altında çobanların çınarlarıyla buluştuk diye de bir ironi yaparak tweet atmıştık. Hacı amcalar diyor ki vekilim bu diyor bu CHP'lilerin sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımıza televizyonda söylerken o kadar çok kızdık, o kadar çok gerildik ki inan pazarı zor bekliyoruz diyor. Hanım da ben de diyor Hacı teyzenle ikimiz diyor. Sandık açısı da gitsem. Sandık açıp gitse de şöyle kıra kıra diyor bir mühürleri Cumhurbaşkanımıza oy versek de diyor. İçimizin bir soğusa rahatlasak diyor. Bu kadar gerilmiş insanlar. Yani nasıl bu kötü davranıyorlar, nasıl hakaret ediyorlar. Buna çok gerilmişler, buna çok kızmışlar. İnsanlarımız Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımıza o yüksek oyu vermek için koşacaklar, gidecekler. Buradan da bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Değerli Cumhurbaşkanımızı seven kıymetli kardeşlerim, hemşehrilerim, lütfen pazar günü sabahleyin sabah namazından sonra görevli arkadaşlarımız sabah namazından sonra en geç 6.30'da sandıkların başında olmalı. Diğer kardeşlerimiz de 8'den itibaren oyunu kullanmalı. Çünkü bu sefer oy tek bir oy olduğu için, iki kişi olduğu için çok daha hızlı, seri olacaktır. Saat 5'te sandıklar açıldıktan sonra tahmin ediyorum ki 6 gibi sayımlar biter. Bir de buradan ben duyuru yapmak istiyorum Sayın Vekilim. Sizin de vardır. Sosyal medya çok geziyor. Yok sandıklar değişti. Herkes önceki kullandığı sandığına gidecek aynı numarası. Her şey aynı. Aynı. Her şey aynı. Yani buradan sadece iki kişi var, iki aday var. Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin altına basacak oyunu. Yok sandık numaraları değişti. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Hepsi de aynı. Sayın Özkaya, Sinan Oğan'ın getirisiyle beraber %49.52. Ben onu 50 diyorum ben. Hiç 49'lara evet. falan girmiyorum. İçiniz değil mi? 28'de, 28 Mayıs'ta öngörünüz nedir? Benim bir öngörüm oluyor ve tutturuyorum aşağı yukarı ben. Mesela siyasetin matematiği bellidir. Oyları. Mesela Afyonkarahisar'da dedim ki İYİ Parti ramak çıkarsa çıkar dedim. Millet benimle kavga tutuşacaktı neredeyse. Ve ramak çıkardı yani. Hayır ramak çıkaramayacaktı da ikinci sıra adayının fazla gayreti birinci sıra adayını çıkarmış oldu. Yani orada çünkü matematik belli, her şey belli. Ben Cumhurbaşkanı'nda +1, -1, -56 Erdoğan öngörüyorum da bilmiyorum. +1 aksi belki daha da fazla olabilir. Ne diyorsunuz siz? Ben Allah nasip ederse tarih tekerrür edecek diyorum. Bu millet 14 Mayıs 1950'de CHP'ye bir tokat vurdu 55.2 ile. 73 senedir sandığın içinde çakıldılar. Şimdi ikinci tokatı vuracak. Bir 73 sene daha bekleyecekler. Peki Ata İttifakı'nın adayının Sinan Oğan'ın desteği şart mıydı? Çünkü sosyal medyada linç edildi yani. Sinan Oğan Bey birinci turda Muharrem İnce Bey gibi aday olmasa çekilse Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde seçimi kazanırdı. Birinci turda biterdi. Dolayısıyla ikinci Sinan turda... Sinan Oğan'ın linç edileceğini bile bile yaptı. Tabii bu büyük bir fedakarlıktır. Bakın İsmail Bey, CHP seçmeninin ve zihniyetinin ne kadar faşist olduğunu gösteren çok katı bir örnek. Şimdi Muharrem İnce 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında aday değil miydi? Adaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız güya onlara göre diktatör. Despot diyorlar, hukuk yok vesaire, özgürlük yok falan. Ne oldu? Muharrem İnce aday olduktan sonra ufacık bile bir rahatsızlık edildi mi? Yok. Hiçbir taciz yok. Muharrem İnce şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmadı. Yine Cumhurbaşkanı aday oldu yani. Cumhurbaşkanı aday oldu kendi partisinden. Adamı 3 günde pert ettiler. Hastaneye ettiler. Hala hastanede yatıyor. Kılıçdaroğlu'na karşı aday olanı herkesi yok ediyorlar. Küfür, hakaret, tehdit, şantaj. Aklınıza gelen her türlü kötülük var. Kumpas, kaset, parti montaj. Parti içinde de var canım. Parti içlerinde de var. Yani... Meral Hanım 3 gün kalktı. Yemediği küfür kaldı mı? Hakaret kaldı mı? Sosyal medyada. Sosyal medyada. Muharrem İnce ne dedi? 45 yılda yaşamadığımı yaşadım bugüne dedi. İşte Yavuz Ağır Alıyor Bey. Yani dedi şu süreçte hayatımız boyunca yemediğimiz küfürü yedik, hakaret yedik. Kimden? CHP trollerinden. Bu troll zihniyet kendisinden başka hiç kimseye değer vermeyen bir zihniyet. Kendisinden başka hiç kimseyi bir hakka layık görmeyen bir zihniyet. Böyle bir katı fanatizm var. Ve CHP'nin oyu %25. Ne diyor adam?
Çok affedersiniz, tuvalet terliğini koysunlar, biz buna veririz. O CHP'de öyle. Felaket bir şey bu. Bu artık insanın beyninin dümura uğradığı bir durum. Ne demek? Ne münasebet kardeşim ya? Ne münasebet? Biz kendi içimizde bir yanlış yaptığımızda Allah Allah, bizim oyumuz niye eksildi? Ne yaptık? Nerede hata yaptık? Bakın bugün işte Afyon'da bir kısım bunu gazeteciler vesairelerde sebep oldular. İşte başka sebepler, efendim AK Parti'nin listesi şu, bununki şu, biz ona değil buna vereceğiz. Bizden sırf oy tırtıklamak için veyahut da işte diyelim ki bana karşı bir husumeti var. Diğer vekillerimize karşı bir husumeti var. Zaten sadece CHP birlikleri yapışkanını tutmadı. Bunu öne sürerek oy düşür, nasıl oy düşürürüm diye gayret ettiler. Bunları da elbette ki görüyoruz, biliyoruz. Ufacık bir şey bizim insanımız etkileniyor. Geçen gün Ankara'ya gitmiştim, bir arkadaşımın düğünü vardı. Çok sevdiğimiz yaşlı başlı abilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liseden arkadaşından birisi. Dedi ki oyumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza verdik, güzel. Milletvekiline de şu partiye oy verdik dedi. Tamam dedim, niye AK Parti'ye vermedin? İşte listesini beğenmedim. Dedim ki abi sana bir şey soracağım. Oy verdiğin partinin birinci sıra adayının ismini söyler misin dedim. Ya ne önemi var ki dedi. İşte. Şimdi İsmail Bey, inanır mısınız? AK Parti'ye kızan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin önemli bir kısmının psikolojisi bu. Bana seçmeli kızdı ya. Vekilden beklentisini. Yani siz yıllardan beri siyasetin içindesiniz. Hem vekil olarak, hem Çankaya AK Parti ilçe başkanı olarak. Yani AK Parti'nin çeşitli kademine. Yani vatandaşın vekilden beklentisi. Vekilden beklentisi şu. Yani ben Ali Özkaya'yı sevsem ne olur? Yani sevmesem ne olur? Vekilden beklentisi şu. Her dakika onunla beraber olacak. Olamaz, mümkün değil. İşte efendim muhalefetin vekili buraya geldi. Muhalefetten 20 kişi mecliste oldu mu? Yetiyor. Ama iktidardan kaç kişi olması gerekiyor? 200 kişi. 200 kişi. Buradan 20 kişi. 200 kişi aynı zamanda bir kısmı yurt dışı görevlere gidiyor. Çünkü bizim oy sayımız fazla. Komisyonlarda çok ciddi çalışmaları biz yürütmek zorundayız. Kanun tekliflerini biz yapmak zorundayız. Ayrıca da buradaki insanların işlerini takip etmek için pazartesi veya cuma günü mesainin açık olup Ankara'da olup insanların işini takip etmek için de orada bulunmak zorundayım. Onları karşılamak, bakanlıkları, genel müdürlükleri gezmek zorundasınız. Bunları da yapmak zorundasınız. Türkiye'de bu siyaset anlayışı nasıl değişir? Çok kolay bir şey değil. Mesela ben vatandaşa şunu diyorum. Diyor ki Ali Bey'e bunu söyleyeceğim. Siz burada olduğunuz için diyorum. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 kişi aynı konuyu hissedecekler. Ben diyorum ki ben Ali Bey bundan bilgidardır. Zaten çözdüğü zaman 30'unuzun birden sorunu çözülüyor. İşte aradaki fark şu. Bizim de bazen milletvekilinden işte televizyona çıkın, meclis kürsüsünden söyleyin. Deyin ki efendim Afyon Karahisar'ın şuranın şu sorunu var. Niye? Ya arkadaş ben İktidar Partisi milletvekiliyim. Telefonu açarım. İsmail Bey şurada şu sorun var. Lütfen bu sorunu çözelim. Benim görevim bu. Bunu televizyonda kimse duymaz. Siz duyarsınız. İlgilisi duyar ve sorun çözülmesi. Bu. Bu kısmını yapmakla yükümlüyüm ben. Yani AK Parti olarak bundan mı muzdaripsiniz biraz vatandaşlardan? Yani muzdaripsiniz demeyeyim ama bu kısmını çok iyi belki biz anlatamıyoruz. Belki insanlar... Belki de vatandaş dokunmak mı istiyor? Ne diye istiyor? Dokunuyor. Yani? Dokunuyor. Hayır dokunuyor bakın, derken? 500 bin kilometre ben yol yapmışım. 6 senede. Habire arabesk gidiyorsunuz yani. 500 bin kilometre, 0 kilometre araç, 500 bin kilometrede bu aracı devrettik. 40 binden dünya turunu epey bir... Türkiye Ağrı'dan İzmir'e 1500 kilometre. 300 defa gitmiş gelmişiz. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna. Bu az bir şey değil. Ama İhsanoğlu istiyor ki geçen gün bir yere gittim. Dedi ki vekilim ben 5 senede sizi görmedim dedi. Twitter açtım. Bak dedim 15 gün önce ben buradaydım. Sen yok. O zaman dedi ben görmedim dedi. Ne yapabilirim? Ne yani her geldiğimde herkese göstermek zorunda değilim ki. Görünmek bir de şu var yani. Yok ki. İş yapıyorsunuz elde davul durumla gezmeye gerek yok yani. Hem gezeceğiz. Şimdi gezmenin şöyle bir faydası var ve çok kıymetli. Burada teşkilatların görevi daha da artmıyor aslında. Sorunu mahalline göre. Şimdi bugün Çaykışla Köyü'ne gittik. Emirdağ Çaykışla.
Çaykışla köyümüzün en büyük beklentisi bir orada gölet, barajın yapılması. Muhtarımız, köylerimiz her defasında bana bunu söyler. Şimdi dereye vardık, su çok güzel akıyor, köyün içinden müthiş bir yağmur yağıyor. Videoyu çektim, oradan bölge müdürümüz Rahmi Bey'e gönderdim. Dedim ki Rahmi Bey, bakıyorsun su çok iyi akıyor. Vekilim bu hangi dere? Emirdağ Çaykışla köyünün deresi. Bak su çok güzel. Barajı bir an önce yapmamız lazım. İnşallah bu yıl projeleri vesaire bitip yatırım alacağız ve yapacağız Allah'ın izniyle. Belki bu yıl yetiştirmez, gelecek yıl ama Çaykışla'nın da göletini yapacağız. Bunun gibi yapmamız gereken birçok iş var. Şimdi mahalline gittiğiniz zaman işte dün Bol Vadi'nde şeker fabrikasının vermiş olduğu gübrelerde sorun var. Gübrenin içeriğiyle oradaki oranları birbirini tutmuyor. Tarım İl Müdürlüğümüze görüştük. Bakanlığı aradık. Bu sorun çözülecek. Kim yaptıysa, buna kim sebebiyet verdiyse çözecek. Yine bizim Afyonkarahisar'da en çok muzdarip olduğumuz kurumumuz maalesef Osman Gazi Elektrik şirketimiz. Neden bu sorunu çözemiyorsun? Çok ciddi yatırım gerekiyor. Şimdi Afyon çok büyüdü. Yani burada tek başına şirket kusurludur demek de yanlış. Afyon inanılmaz derecede büyüdü. Ve enerji tüketimimiz 2-3 kat arttı. Hem bir taraftan TİYAŞ'a büyük trafo merkezleri yaptırıyoruz. Şu anda bir ilde 5 trafonun ilk defa, 2 trafonun yeniden yapıldığı, 7 trafonun yapıldığı ve yapılmakta olan tek il Afyonkarahisar. Daskır'ı yer teslimi yaptık. Başladı. Bol Vadin başladı. Afyon 1 yeniden başladı. Karaslan başlayacak. İhsaniye yapılacak. Emirdağ yapılacak. Çay yenilenecek. Trafolar sağlamlaştırılacak. Trafolarımız bittikten sonra da elektrik şirketimiz bütün hatlarını yenileyecek. Osman Gazi Elektrik. Geçen yıl Sayın Enerji Bakanımız geldiğinde davet etmiştik şirket yöneticilerini. Ciddi bir yatırım yaptılar. Ama daha çok yatırım yapmaları gerekiyor. Şuradan da bakabilir miyiz Sayın Vekilim? Tersten bakarsak enerji tüketimi arttıysa bizim nüfusumuz da aynı, üretim arttı. Üretimimiz çok arttı. Elbette ki çok arttı. Biz mesela şu anda patateste Türkiye'de ikinci üretimine geldik. Yani birçok üretimde inanılmaz derecede geliştik. Bir tane organize sanayimiz varken 9 tane organize sanayi bölgemiz oldu. Ve aynı zamanda organize sanayi bölgenin dışında bir sürü fabrikalarımız oldu. Derin kuyularımız, sulama tesislerimiz vesaire. Bunlar çok ciddi bir enerji tüketimi var. Aynı zamanda da Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi Afyonkarahisar'da, Dinar'da, Sandıklı'da. Yani rüzgar, güneş, biyokitle, ya birçok Allah nasip ederse önümüzdeki dönem yine Dinar'daki o kömürle ilgili elektrik üretim anonim şirketi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir mühendislik proje çalışması yürütüyor. Yerin altında kömürün yakılarak buhara çevrilip onunla termik santral kurulması ile ilgili bir proje üretiyor. Çünkü o suyun içinde kömür çıkarılması çok zor ve masraflı. Yeni bir teknolojiyle yapabilir mi? Bu konuya çalışılıyor. Eğer o da olursa yani nükleer enerji hariç hemen hemen tüm enerji dallarının olduğu bir şehir Afyonkarahisar. Afyonkarahisar geniş. Evet, yatırımız biz de en çok şu anda Osman Gazi Elektrik'ten çok şikayet alıyoruz. Telekom altyapısından birazsa internet ve cep telefonundan çekmemesiyle ilgili ciddi şikayet alıyoruz. Bu ikisini mutlak surette düzelteceğiz. Önümüzdeki dönemde bu kurumdaki arkadaşlarımız başka kurumlarında da yollarla ilgili vesaire birçoğunu çözdük Allah'ın olsun. Ama bu iki kurumdan şikayetlerimiz var. Vatandaşımızın şikayetleri de haklı. Bunları da biz çözmek zorundayız. Biz bunun için varız. Ve Allah'ın izniyle çözeceğiz. Bu şekilde. Efendim son 5 dakikamız kaldı. Bu 5 dakikada şunu sormak istiyorum ben size. Meclis Çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olan bir parlamentomuz var şu anda. 28 Mayıs beklenen bir seçimde. Diğer tarafta içinden daha verecek, milletvekilleri verecek olan bir CHP var. Seçilmişlerden dağıtacaklar. Mesela Babacan diyor ki Cumhur İttifakı'nın anayasada görüşme yapabiliriz. Kendinden Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz önce kendi Cumhur İttifakımızın bileşenleriyle görüşürüz. Önce onlar yaparız. Yani kapıya girmek isteyene de önce bir durun diyor. Biz kapımız içeride. Böyle bir mihval var. Meclisin çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olduğu bir seçimin arifesindeyiz. Cumhurbaşkanı reisini seçecek. Ne diyeceksiniz vatandaşlara? Tabii yeni sistemde meclis çok güçlü. Ben iki ayrı sistemde de milletvekilliği yapmış. Bu dönemde 50 civarında kanun çalışmasında bulunmuş. Mutfakta
meclisin gücünü en net bir şekilde görmüş bir milletvekiliyim. O nedenle meclis ile Cumhurbaşkanı farklı farklı partilerde olduğunu hak eden bir bu sistem kilitlenmeyle karşı karşıya kalır ve bir de bizdeki siyasal kültür uzlaşıya çok müsait bir kültür değil. Keskin bir çizgilerle ayrılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı kararname çıkar, ertesi gün meclis onu değiştirir. Cumhurbaşkanı tezkere gönderir, tezkerenin tersini yapar. Kanun gönderir, kanunu mesela basit bir şey diyelim ki şöyle vergi oranını artır dedi, vergi oranını indirdi. Artır diyor, indiriyor ama. İndiriyor. Yani kafasına efendim, göre bir şey yok orada. Ben şu maaş vereceğim, şu maaş oranını artıracağım dedi. İki kat artırdı, üç kat artırdı. Üç gün sonra bütçe bitti. Borçlanma yetkisi ver, borçlanma yetkisi vermiyor. Çünkü o da meclisten kanunla yapılır. Yani ondan sonra mecburen tekrar seçime gitmekle karşı karşıya kalınır. O nedenle meclisimiz dedim ya çok agah, arif bir millet, feraset sahibi bir millet. Dedi ki bak Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, ben ilk turda Cumhur İttifakı'na veriyorum. Millet Meclisi Cumhur İttifakı'nındır. Aslında belki de birinci turda da verecekti ama mutlaka bunda da büyük bir sır gizlidir. İnanıyorum. Bu inancım da milletimiz 29 Mayıs'a işi getirdi. İstanbul'un fethi gibi çok kutsal bir güne, çok kutsal bir güne çok yüksek bir oy oranıyla verecek herhalde. Hem içerideki hem dışarıdaki Avrupa medyası sustu ama. Bir 73 sene daha susacak. Avrupa medyası sustu. Susacak Allah'ın izniyle. Onların hepsi sıraya girecekler. Diyecekler ki Sayın Cumhurbaşkanım bizim ülkemizin sorunlarını da çöz. Bize de liderlik yap. Bizim bölgemize de barış getir. Bizim savaşları da sen durdur. SİHA'lardan da bize ver. Şunları da bize yardımcı ol. Uçaktan da ver. Helikopterden de ver. Tanktan da ver. Toptan da ver. Toktan da ver. Ver Allah'ım ver diyecek. Olacak Allah'ın izniyle. Bu millet 21. yüzyılda bu aziz milletin yüzyılı olacak. Yeni Türkiye'nin, Türk milletinin yüzyılı olacak. Bunu da huzurla, refahla, kalkınmayla, kendi değerlerimize bağlılıkla, kültürümüze, örf ve adetlerimize bağlılıkla kuracağız. Sevgiyle kuracağız, muhabbetle kuracağız. İnşallah güzel olacak. Ben inanıyorum. Yani şunu diyorsunuz yani. Bir tarafta yapılacak, edilecekler var. Bir de yapılmışlar var. Yeni meclisi... Biz yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Ama dinliyorsunuz yeni dönemde de birinci önceliğimiz ekonomi. Ekonomi. Şu anda en temel konu ekonomi. Milletin geçimi her türlü kuralın üstündedir. Bizim geleneğimizde bir kural var Osmanlı geleneğinde, Osmanlı Selçuklu'da. Diyor ki devletin görevi ibadullahın terfi-i ahvalidir. Ne demek? Ülkede yaşayan herkesin eşit olarak mümkün olduğu kadar refahını artırmaktır. Devletin en temel görevi budur. Bunun için de bize düşen refahı artırmak, gelir dağılımı mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmak, gelir adaletini, vergiyi daha çok üretenden, zengin olandan almak. Zaten biz onu alt gelir gruplarındaki vergileri esnaftan kaldırdık. Efendim asgari ücretten vergiyi kaldırarak birçok ilaveler yaptık. İnşallah zenginleştirmeye, refaha, ekonomiye devam edeceğiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Siz yine Cuma günü Kanal 3 ekranından olacaksınız. Genel İnşallah. Yönetmenimiz Sevcan Hanım'la birlikte yine Afyonkarahisar'la buluşacaksınız. Efendim kayıt başlasın. Bu akşam konuğu AK Parti Milletvekili Sayın Ali Özkaya'ydı. Sayın Özkaya'yla yaklaşık bir saat boyunca 14 Mayıs'tan bugüne yapılan çalışmaları ve siyasi gündemi konuştuk. Efendim başka bir kayıt başlasında görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar efendim. Akrones Kayıt Başlasın programını sundu.